Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada Doge, Meme Coin'ler ve Elon Musk üzerine çıkan bu ciddi spekülasyon üzerine konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz vakitlerde Dogecoin tarafında büyük yükselişler yaşandı. Beraberinde tabii ki geri çekilmeler oldu vesaire derken. Çok fazla spekülasyon çıktı. Tabi Elon Musk üzerinde hele ki böyle bir mahkeme süreci varken bu hareketi yapması tabii biraz da bunu kısa tutması hali hazırdaki spekülasyonları epey bir arttırdı arkadaşlar. Şimdi birincisi şunu bilmek lazım. Tabi piyasada çok fazla bu tarz haberler çıkıyor. Bir Elon Musk evet Dogecoin'i ve Shiba'yı destekliyor fakat bunun sebebi ...desteklemeye de devam edecektir. E, fakat bunun sebebi doğrudan... ...üzerinden bir... ...piyasadaki alışıla gelmişlik e, olan... ...o anlamdaki manipülasyon değil arkadaşlar. Adamın bundan gerçekten bir kazancı yok. Adamın e, vizyonu çok daha geniş. O yüzden bunları alma gibi bir durum yok. Bakınız geçmişte çok fazla şey de çıktı. Örneğin... E, ...Elon Musk'ın kusama olduğu söylendi. Yani... Shiba Inu'nun baş geliştiricisinin aslında bizzat Kusama'nın Elon Musk olduğu söylendi. Farklı farklı spekülasyonlar çıktı. Ki bugün de bir manuel e, pump ve e, sahte bir gelir kazanma iddiasıyla karşımızda. Bakalım. Dogecoin'de 120 milyon dolarlık vurgun. Dogecoin'e olan desteğiyle ön plana çıkan Elon Musk, pazartesi günü Twitter'ın mavi kuş logosunu Doç simgesiyle değiştirmişti. Bu değişimle birlikte pump yaşayan Doç %30'un üzerinde artış yaşadı. Evet. Ya bu süreç içerisinde de tabi çok fazla e, gelir elde eden oldu arkadaşlar bu anlık hareketten. Ancak Doç simgeli Twitter kısa sürdü, e, kısa sürdü ve dün akşam Doç simgesi kaldırılarak tekrar mavi kuş logosu geldi. E bu arada bu konuyla alakalı arkadaşlar tabi ciddi bir yukarı yaptı devamında geri çekilme hareketi gerçekleştirdi vesaire. Bu değişiklik bu değişiklik Dogecoin'de %6'lık bir düşüşe yol açarken popüler zincir üstü veri platformu Lookonchain bugün yaptığı paylaşımda Doge simgesi değişmeden önce en büyük 5 Doge balinasından ikisinin büyük miktarlarda Doge sattığını belirtti. Şimdi balina hareketiyle alakalı zaten baştan şunu söyleyeyim bunu yapan çok fazla kişi oldu arkadaşlar bakınız büyük ve beklenmedik bir pump geldi yani anlık bitcoin zaten akümülatif hareket ederken herhangi bir kırılım yapmazken ve yatay seyir gerçekleştirirken ki bunu şu anda da hala da bunu gerçekleştiriyor piyasada tabii ki böyleydi doge anında bir yükseldi ve sıkı ne oldu? Satışlar geldi. Tabi piyasanın pozitif olduğu bir süreç izlenseydi aynı dönem içerisinde o aynı birkaç gün içerisinde Dogecoin çok daha büyük yükselişler yapabilirdi. Tabi balinaların satmasındaki ana sebep ne aslında buradaki motivasyon? Genel düşünce tarzı şu yani adam diyor ki ben yukarıdan çekerim şu anda pozitif ayrıştı zaten e, yeniden düşer motivasyonu ve mantığıyla. Yukarıdan çekişi yapıyor. Devamındaki düşüşte tekrar dipten girerim yahut anlık olarak fiyatı daha düşük duran diğer coinlere yatırım yaparım mantığıyla bunu yapıyor ki yapılması da gerekir arkadaşlar. Dogecoin sahipleri arasında 3. ve 5. sırada yer alan bu iki cüzdan toplamda 121 milyon dolar değerinde 1.4 milyar doge sattı. İlk olarak şunu da hatırlamak lazım biliyorsunuz Elon Musk'ın yakın zamanda Elon Musk'la alakalı bir spekülasyon ortaya çıkmıştı. Daha doğrusu Musk'ın başında şu an bir mahkeme süreci var ve bu mahkeme sürecinde arkadaşlar kendisinin Dogecoin'i manipüle ettiği ve bunun üzerinden para kazandığı insanlarda da mal kitlediği üzere hatta kendisinin çok büyük bir Doge tutucusu olduğu şuradaki cüzdana sahip olduğu üzerine ...bir takım şeyler var, söylemler var. Fakat bu doğru değil. Buradaki birinci sıradaki dörtte birlik toplam arzı tutan cüzdan... Hood'a aittir arkadaşlar, tamam. Şimdi neyse, devam edelim. E, Didux isimli balina, Dogecoin varlıklarının bir kısmı olan... ...1.1 milyar docu yaklaşık 95.2 milyon dolara satarken... ...Dyze isimli ikinci cüzdan ise... 28.6 milyon dolar değerinde 300 milyon Dogecoin sattı. E, şuna da dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar aynı anda. Tamamını satmıyor. Yani e, burada insanlar biraz küçük yatırımcı olaya radikal bakar ya işte ya girdim girerim işte çıkarım falan tarzı. Öyle değil işte bak farkındaysan bu adam alım yaparken de direkt e, bir noktadan varını yoğunu koymuyor satarken de aynı anda hepsini satmıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. 4 Nisan'da Twitter'ın mavi kuş logosunu Dogecoin simgesi olarak değiştirdi. Doge'un fiyatı yaklaşık %30 arttı. 7 Nisan'da logoyu tekrar mavi kuş simgesi olarak değiştirdi. Doge'un fiyatı yaklaşık %6 azaldı. Bu dönemde ilk 5 sahibi arasında yer alan iki balina Doge varlıklarından 1.4 milyar docu yani 121 milyon dolar değerinde sattı. Bu iki adres Elon Musk ile ilgili olabilir mi? Büyük miktarda doç satan bu iki cüzdanın Twitter sahibi Elon Musk ile bağlantılı olup olmadığı e, merak ediliyor. Yok. E, ben merak etmiyorum çünkü e, olmadığının farkındayım. Olmadığını biliyorum. Baştan olaya somut ve şöyle yaklaşmak lazım. Bunlar. Elon Musk'a ait olmuş olsa arkadaşlar zaten şimdiye bu adam o davayı kaybetmişti. Neden? Çünkü doğrudan senin bir şeyin var yani cüzdanın var. Anlatabiliyor muyum? Hareketleri kontrol edilir. E bir bakarsın ki örnek veriyorum bunlar hep kontrol ediliyor. Adam bir bakacak. Elon Musk tam manipülasyon yapmış. Fiyat patladıktan sonra bunu satmış. E tamam demek ki gerçekten bu adam art niyetli. Şimdi adını vermek istemiyorum. Bizim arkadaşlar Türk ekonomistlerden birine e, dolardan dolayı mahkemelik oldular. E, fakat alım satım yapmadığı için aynı tarihlerde kişinin manipülasyon yapmadığına kanaat getirildi ve dava doğrudan düştü. E, buna benzetebilirsiniz. Elon Musk meme coinleri hareketlendirmeye devam edecektir. Zaman zaman Elon Musk şu kadar kazandı bu kadar. Kazandı tarzında haberler çok fazla gelse de e bunlar spekülasyonda kalıyor diyebilirim arkadaşlar. Genel olarak da Dogecoin'de ilk durumlar bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.